Onları YouTube kanalına bu hafta da sizlerleyiz arkadaşlar. Yine birbirinden çok kazandıran maç tahminlerini sizlere Turgut'la birlikte sunmaya devam edeceğiz. Bu hafta da gayet güzel maçlar var ve iddia gerçekten bu hafta sizlere yüklü miktarda kazandırabilir. Evet, ilk olarak başlayalım. 104 iddia koduyla Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayalım. Ne diyorsun? Trabzonspor kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak bu hafta. Nasıl bir maç olur? Ne sonuç olur? Bu sezon çok iç sahada farklı futbol oynuyor. Galatasaray karşı aldıkları galibiyet, ardından Göztepe karşısındaki aldıkları 2-1'lik yenilgi. Yani istedikleri istikrarı bile ortaya koyamıyorlar açıkçası, öyle söyleyeyim. Ben bu karşılaşmada artık Trabzonspor'un tamam deyip bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Düşük bir oranım yok. 1.65 bir oranım buluyor. 1.65 çok yüksek bir oran. Gerçekten iyi bir oran. Kuponlarınıza eklenebilir. Biraz daha yükseltmek istiyorum ben. İlk yarı 1. Evet. İlk yarı 1 bence iyi. 2.05'te oranı var. Yani bu da kupona eklenebilir. İkinci karşılaşmaya geçiyorum. 111 iddia koduyla Beşiktaş-Kayserispor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş 1-1 berabere kalmıştı, evet. Fener'le ama kazanmaya daha yakın taraftı. İlk golü atmıştı. Beşiktaş ne yapar bu hafta? Kendi evinde oynuyor Kayserispor'la. Ben pek sana katılmıyorum çünkü Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe iyi futbol oynadı, iyi pozisyonlar buldu, iyi gol atakları buldu. Ama istedikte sonuç alamadı. Ayrıca son dakika gelen 1-1'lik şey, ardından kaçırdıklarını gol pozisyonu. Fenerbahçe galibiyeti bir anda kaçırdı diyebilirim ben Beşiktaş karşısında. Artık bu karşılaşmada Beşiktaş kendi taraftarı önünde. Kayserispor karşılaşmasında gol ve goller bulacaktır. Ben 2.5 üst olarak düşünüyorum. 2.5 üst seçeneği 1.40 oran sahip. Gene aslında yakın ama yüksek, daha yüksek bir oran vermek istiyorum. 2-3 gol seçeneği gerçekten güzel bir oran sahip. 2.05 oranla 2-3 gol seçeneğini ben işaretliyorum. Bu haftanın dikkat çeken bir diğer karşılaşması 113 iddia koduyla Sivasspor Bursaspor. Yine bence kuponlara eklenebilecek bir karşılaşma. O yüzden senin tahminini merak ediyorum bu karşılaşma için. Ben de söyleyeceğim senin tahminin ardından kendi tahminimi. Evet, Bursa Spor son haftalarda full artık beraberlik olarak geliyor Bursa Spor artık. Aynen öyle. Galibiyet alması gerekirken Sivas Spor'da bildiğim üzere ligin boş takımlarından birisi değil. Gol ve gol pozisyonları bulabilecektir. Yani ben maç sonucu 0 olarak düşünüyorum. Yine Bursa Spor klasiği olarak bir beraberlik çıkacaktır. Sen maç sonucu 0 diyorsun. 3 oranı sahip. Evet. 2.5 üst seçeneği 1.65 oranla. Şimdi bu da kuponlara eklenemek güzel bir karşılaşma. Bu hafta Fenerbahçe-Rize Spor karşılaşması. Fenerbahçe Rize'ye konuk olacak. Geçtiğimiz hafta yine derbinin takımlarından. Şimdi Ali Koçlu Fenerbahçe kesinlikle artık açılmak istiyor. Bundan sonra galibiyet almak istiyor. 116 iddia koduyla Rize Spor Fenerbahçe karşılaşması için ne diyorsun bakalım? Ya Fenerbahçe bildiğimiz üzere deplasman takımı. Yani Rize Spor karşısında deplasmanlar galibiyet aldılar. Bu şekilde disiplinlerini devam ettirecekler. Hangi Fenerbahçe galibiyeti tekrardan bekliyorum bu karşılaşmada. Sen bu hafta Fenerbahçe'nin galibiyet alacağını diyorsun, söylüyorsun. 1.70 orana sahip. Yine aslında biraz daha hani oranlar yakın birbirine. 1.60 oranla 2.5 üst seçeneği de kuponlara eklenebilir. Evet, hani oranlar yakın hangisini istiyorsanız, ama ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını bu hafta düşünmekteyim. Bu hafta ya, günün kuponları video tahminleri olarak son karşılaşmamız ise 118 iddia koduyla Başakşehir Yeni Malatya Spor. Bu maç için ne tahminde bulunuyorsun? Evet, Başakşehir'de son haftalarda, son yıllarda bir harika futbol oynuyor. Artık da okumuş bir takımları kadroları bulunuyor. Forvet hattında Adebayor, Elimbisker, Napoleone, defans hattında da iyi oyuncu klişeli Kayıçağrı diye yıldız oyuncuları bulunuyor. Yani ben bu karşılaşmada Başakşehir bir adım önde bulsam da Malatya, Yeni Malatya Spor'da gol bulacaktır. Hücum hattının zenginliği, Adem Büyük, Muhtalip gibi yıldızlarıyla. Ben bu karşılaşmada karşı gol olacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneği 1.60 orana sahip. Bunun dışında ilk yarı 1 de gayet güzel bir oranda 1.55. Ben ilk yarı 1 seçeneğini söylüyorum günün kuponlarında. Şimdi günün kuponları video tahminlerimiz bu kadardı ama bu hafta gerçekten çok güzel karşılaşmalar var. Avrupa'dan, Süper Lig'den zaten sizlere videodan sunduk ama uygulama üstünden siz bu haftanın geniş detaylı tahminlerini alabilirsiniz. Banko sürpriz maçları olarak, günün maçları olarak. Günün kuponları olarak bu haftalık tahminlerimiz bu kadardı. Uygulamamızın linkini açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Bizleri bu haftada izlediğiniz için teşekkür ederiz.